Evet, sabah 10-15 sularında yangın başladı. Arkamda görmüş olduğunuz dükkanlarda. Şimdi kızlar alsın dediler ama kızlar alsın tam arka yan taraf. Kızlar alsın önündeki dükkanlarda başladı. Şimdi İsa size gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi dumanlar daha da fazla yükselmeye başladı. Çünkü yanan dükkanlarda kimyasal maddelerin olduğu dükkanlar, bazıları bijuteri dükkanları ve plastik maddelerin çok fazla oyuncakçı, çocuk oyuncakçı dükkanlarının olduğu dükkanlar yanıyor. İçinde plastik maddeleri var. Sabah dediğimiz gibi 10-15'te başladı ve buradaki dükkanlı sahipleriyle görüştüğümüzde sabah saatleri dükkana geldiklerinde kabloları gördükleri çok küçük bir yangın oldu ama dükkanı açtıktan sonra bu yangının daha da fazla büyüdüğünü söylediler. İtfaiye ekiplerinde buraya gelmesi de tabii zaman aldı. İtfaiye bu kızlar ağasının olduğu bölüme gelmeleri, girmeleri zaman aldı ve alevler yükselmeye başladı. Şimdi görmüş olduğunuz tam kızlar ağası, burası Tarihi Kemer Altı Çarşısı'nın tam olduğu, kızlar ağasının olduğu birim. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kızlar ağası var ve bunun tam karşısındaki dükkanlar, yaklaşık bu dükkanlarda eski 70-80 yıllık dükkanlar, ahşap yapı çok fazla. Ve dediğim gibi içinde kimyasal maddelerinde olduğu için de görmüş olduğunuz gibi dumanlar kapkara olarak yükselmeye devam ediyor. Kaç dükkana da sıçradı. Çatıların da ahşap olması tabii ki yangını da büyümesini etkiledi. Şimdi yukarıdaki drone görüntüleriyle alevleri görebiliyoruz. Aşağıdaki görüntülerde sadece dumanlar kaldı. Şimdi misalle şöyle yürüyelim. Bakın dükkanın başladığı yerde, bu yan dükkanda, burada görmüş olduğunuz yan dükkanda başladı. Bu taraftan gelirsen İsa, oradan geçemeyeceğiz. Çünkü orada itfaiye ekiplerin hortumları var. Ve bu şu anda gördüğünüz gibi, bakın bu dükkanda başladı. Şu dumanların çıktığı bölgede başladı. Ve hızla yayıldı. Dükkan sahibiyle görüştüğümüzde dediğim gibi sabah geldiklerinde, bakın alttaki kimyasal maddelerin ve bulunduğu dükkan burası ve çok küçük bir yangın olduğunu söyledi ama dükkanı tabii açtığında bu yangın daha da fazla büyüdü. Yukarı çatıya doğru çıktı. Çatıda ahşap olması, buradaki dükkanlar nereden baksanız 70-80 yıllık dükkanlar, tarihi dükkanlar ve bu Kemeraltı Çarşısı da tarihi bir çarşı olduğu için de bütün dükkanlar tabii ki eski. Eski bir yapıya sahip ve çoğu da ahşap yapıya sahip. Kızlar Ağası'nın karşısındaki dediğim gibi 871 sokakta bu yangın başladı. Ve sokakta bulunan bir iş merkezinin olduğu, iş merkezin açısı görmüş olduğunuz gibi bu dükkanın tam itfaiye ekiplerinin girdiği yeri görüyorsunuz. Burada bijuterinin, bu dükkandaki olan bijuterideki bütün maddeler yanmaya başlamıştı. Ama dediğimiz gibi buradaki kablolar da artık eski olduğu için de için yanmaya başlamıştı ve küçük bir yangın olduğunu söyledi dükkan sahibi. Ama zaman içerisinde bu yangın büyüdü. Şimdi çatıda yangının olmasının sebebi de, dumanların yükselmesinin sebebi de kimyasal maddelerin çok fazla olması. Bütün görmüş olduğunuz gibi. İsa böyle geçelim, şöyle devam edelim. İtfaiye ekipleri şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar ama çatıdaki yangın devam ediyor. Buradaki dükkanları da görüyorsunuz. Alevler çatıda şu anda. Artık alttaki dükkanlarda, alt kısımdaki dükkanlarda henüz şu anda şu aradaki yangını da gör, şu alevler şuradaki dükkan içerisinde, şurada görmüş olduğunuz gibi o dükkanın içerisinde de yangın devam ediyor. Sol tarafa bakarsak İsa, o köşede dükkanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi o bölgede yangın devam ediyor. İçeride itfaiye ekipleri de işte içeri girmeye çalışıyorlar. Burası Kemeraltı Çarşısı ve çok dar sokaklarda girmeye çalıştılar ve bu bölgeye geldiler. Ama dediğim gibi içerideki şu anda hem içeride hem de çatıda yangın devam ediyor. Evet, İzmir'in Kemeraltı Çarşısı yaklaşık burada 1700 dükkan var aralıklarla. Hepsi de yıllar 70-80 yıllık eski dükkanlar. Aktan Uysal. Evet, itfaiye ekipleri çatıdaki yangını, alevleri müdahale etmeye çalışıyor ama bu dükkanın içerisinde de, şu anda görmüş olduğunuz dükkanın içerisinde de alevler var. Evet, yan taraflara baktığımızda burası hediyelik eşya bir dükkanı, toptan hediyelik eşya dükkanı ve tabii ki içerisinde kimyasal ve plastik maddeler çok fazla ve bu da içerideki işte itfaiye ekipleri içeri girip bu alevleri söndürmeye çalışıyorlar ama dediğimiz gibi şu anda görüyorsunuz bütün ekipler müdahale etmeye çalışıyorlar. İçeri girip içerideki o alevleri söndürmeye çalışıyorlar. Çünkü yukarısı depo. Aldığımız bildiri göre depoda çok fazla kimyasal madde ve çok fazla da artık
yanıcı maddenin olduğunu söylediler. Bu bölgede evet.